Sevgili aslan burçları, hepinize güzel bir hafta diliyorum. İnşallah yüreğinizden geçen her şey fazlasıyla gerçek olur. Bu hafta bakalım sizleri neler bekliyor. Tek tek açıklamaya, yorumlamaya çalışacağım Allah'ın izniyle. Güzel bir hafta sonu olsun. Ve pazar günleri biliyorsunuz sizin uğurlu gününüz. Aynı zamanda arkadaşlar, şunları söyleyebilirim. Bazılarınız, bazı aslan burçları biraz hayal dünyasına dalabilirler. Önemli değil. Hayallerimiz, dostlarım, gerçekleşmek üzere bizi bekler. Ve hayal kurmak genelde iyi bir durumdur. Ama sürekli aynı hayalle de uğraşmak doğru bir şey değildir. Gerçek dünyaya adım atmanız gereken bir süreçtesiniz. Özellikle aşk konusunda bir hayal kırıklığı yaşadıysanız aslan burçlarım ve bu sürekli devam ediyorsa sıkıntılı süreçlere işaret eder. Maskelerin düşeceği bir haftadasınız. Dikkatli olun lütfen. Maskeleri düşürebilirsiniz. Bazı insanların maskeleri düşecek arkadaşlar. Rüyalarda haberci mesajlar alacaksınız. Bu hafta boyunca bunu söylemeliyim arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya İsebne Meryem'e üskür nimel aleyke vela validilüke. Maide suresi 110. ayeti okudum arkadaşlar. Sevgili aslan burçları. 22, özür dilerim, 23 Ocak 29 Ocak arasındaki sizin yıldızname yorumları başladı bile arkadaşlar. Diyor ki Maide suresi 110. ayette: Ya İsa ibn Meryem, benim sana ve valideme olan nimetlerimi zikrettiği hitap buyurduğu halde, evet, burada Peygamber Efendimiz diyor Hazretlerine takriben: Ya eyyühen Nebiyyü, ya eyyühen narsale diye mümtaz sıfatlarla kendisine hitap buyurmuş ve bu hitabı izzetine mazhar buyurduğu zamanlarda daima kendisini sena ve şerefle yad etmiştir. Arkadaşlar, Maide suresi öncelikle bir sudan gelir anlamındadır Maide arkadaşlar. Ma ve mu aynı zamanda sudan gelenler anlamındadır. Su ile şifalanacaksınız sevgili aslan burçlarım. Benim size önerim, mutlaka bir avuç tuz üzerine Fatiha okuyun, Elam okuyun, yani özür dilerim, Fatiha okuyun, Elem naşrak leke sadrak okuyun, iki elemi okuyun. Ve ne kadar okuyalım derseniz 3 Fatiha, 3 İnşirah, 3 de Fil suresi okuyun. 9 tane sure eder. Bir avuç mumun tuzun üzerine arkadaşlar. Özür dilerim. Bir avuç tuzun üzerine okuyun. Onu bir güzel harmanlayın ılık suyla beraber. Sonra da hafif, işte bu kışın soğuklarda çok da ılık olmasın, biraz hafif sıcak suyla güzelce bir banyonuzu yapın. Baştan aşağı yıkanın. Kesinlikle şifa bulacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda yıldızınızın yükseleceği bir haftadasınız. İzini sürdüğünüz birisine bir merhaba diyebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle karşılaşacağınızı görüyorum. Ve şu kadar söyleyeyim arkadaşlar. 21 gün sonra bir diploma alma ya da bir sertifika almayla beraber hayatınıza yeni bir yön vereceğinizi görüyorum. Boynu bükük olarak gittiğiniz, üzülerek gittiğiniz bir yerde sevinçle geleceksiniz arkadaşlar. Boynu bükük derken bazı aslan burçlarının boyun bölgesine dikkat etmesi, boğaz bölgesine dikkat etmesi gerekiyor. Biraz hastalıklara yatkınsınız. 3 gün, 3 hafta, 3 ay içerisinde sabrettiğiniz takdirde önemli bir işe girişeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Taşınma olayınız olabilir. Resmi evraklarda bazı sıkıntılar yaşansa da
önümüzdeki hafta, hani diyelim bu hafta resmi evrak çözülmedi ya da bir işimiz var, geri kaldık. Önümüzdeki haftalarda bunu çözebiliriz. Yani tıkanıklıklar yavaş yavaş açılıyor. Sen yeter ki tuzlu su ile yıkan. Ben zaten videonun altına yazacağım tuzlu su yıkanma usulü diye, siz anlarsınız arkadaşlar. Yapın, her türlü iyiliğe ve lütfa sahip olacaksınız arkadaşlar. Bazı arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkarabilirsiniz. Daha seçkin olacağınız bir haftadasınız. Daha bir seçici olacaksınız arkadaşlar. Aynı zamanda şu kadar söyleyeyim ki kendinizi moralmen çok yüksek hissedeceksiniz. Zira yalan söyleyen ve hayal dünyasında gezen ve dahi sizi üzen kişileri hayatınızdan çıkarmakla beraber kendinize yeniden bir şekil verdiğinizi görmekteyim. Hiç üzülmeyin. Sıkıldığınız, üzüldüğünüz pek çok konuda güven duyacağınız günler yakın arkadaşlar. Evet. Kâr edeceğiniz işler var. %100 kâr edeceğiniz işler var arkadaşlar. Size ağır gelen bir olay, size ağır gelen bir yaşamı terk edeceksiniz ve gerçekten kendi planlarınızı hayata koyacağınız bir haftadasınız. Bir Lilith enerjisi var arkadaşlar. Lilith deriz biz ona ya. Hani bir kötü kadın enerjisi var diyor. Kötü kadın. Ya o da, ben hani normalde bizim astroloji eğitimlerinde falan Lilith diyoruz biz ona. Kötü bir kadının enerjisi var diyor. Kötülüğe tabidir bu kadın diyor. Bir saatte buna kötü diyor. Kem gözle bakmıştır. Nazar değmiştir. Ve bu nazar üzerinde durmaktadır. Tuzlu su bin derde devadır. Yapın arkadaşlar. Tuzlu suyu yaptığınızda kesinlikle ve kesinlikle üzerinizdeki ağırlığın kalkacağını söyleyebilirim. Ben şuraya not aldım hatta. Evet. Evet, kötülüklerden korunacaksınız. Bir sevgi açlığı çekebilirsiniz. Arkadaşlar, sevgi açlığı çekiyorsanız, hani sevmek, sevilmek zamanı. Kalbiniz boşsa, ruhunuz boşsa biraz daha bekleyin. Sevmek, sevilmek için önümüzdeki haftalarda çok fırsatlarınız olacak. Ve gerçekten de kavga ettiğiniz, sürekli tartıştığınız bir ilişki var. Bir türlü düzelmiyor. Ya erkek sadakatsiz, ya saygısız, ya da sevgisiz. Yani üç tane S'yi siz kontrol edin. Saygısız, sevgisiz ve sadakatsiz bir erkek. Sadakati yok. Kadınlara söylüyorum, kadın aslanlara. Bunu hemen bırakın arkadaşlar. Bırakmak zorundasınız. Veya erkek aslanlara arkadaşlar, erkeklerin ve aslında kadınların ayrı ayrı yorumlanmalıdır. Ama ben erkek aslanlara da şunu söylüyorum. Çok konuşan bir kadın var, imtihanınız onunla. Baktınız çenesine dayanamıyorsunuz. Çok konuşmasa dayanamıyorsunuz. Senin başını döndürüyor, düşüncelerini dağıtıyor. Nerede trak orada bırak diyoruz arkadaşlar. Bunu da bir kenara not edin sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar. Şöyle bir baktığımda belli bir müddet içerisinde, yani bir süre sonra kendinizi geliştireceğiniz bir takım olayların içinde bulacaksınız. Sıkıntılar, üzüntüler dağılmış, gitmiş gözüküyor. Haydi gözünüz aydın. Evet, resmi evraklar var. Etrafınızda dalgavuk. Özür dilerim, dalgavuk tarzı insanlar var. Yani senin yüzüne gülen, arkandan iş çeviren bu tarz kişileri hayatınızdan söküp atacağınızı görüyorum. Haydi gözünüz aydın. Bir çırpıda da onlardan kurtuluyorsunuz bakalım. Evet, dalgavuklar. Evet. Şimdi zikrinizi veriyorum arkadaşlar. Yazacağım zaten. Biliyorsunuz Yasin suresinde çok önemli bir ayet vardı. Selamun kavlen bir Rabbir Rahim ayeti okunacak. Çünkü kötülükten kurtulmak için, zalimden kurtulmak için bir de kötü bir kadının enerjisi var arkadaşlar. Gerek kadınlarda gerek erkeklerde büyü gördüğüm için Selamun kavlen min Rabbir Rahim ayeti. Yani Allah'ım beni kötülüklerden koru. Allah'ın selamı işte rahmeti üzerimize olsun gibi.
bütün kötülüklerden korunmak için, Rabbin rahmetini üzerine çekmek için bunu okuyunuz efendim. Çok büyük faydalarını göreceksiniz. Arkadaşlar, bana ulaşmak isterseniz WhatsApp numaram 0546 481 3506'dır. Arayın, konuşalım, tanışalım, sorunları çözeriz birlikte. Seviyorum sizleri. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.